Herkese merhabalar. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve de faizi beklediğimiz şekilde %14 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi aslında ama yani anketlerde konsensus neredeyse sabit kalması yöndeydi ama son birkaç günde Merkez Bankası acaba faiz indirimine gidebilir mi gibi çeşitli beklentiler oluşmaya başlamıştı. Zannediyorum bu nedenle kararın açıklanmasının ardından kurda bir pozitif reaksiyon gördük. 13,5'un üzerindeyken dolar-TL kuru açıklamanın ardından 13,5'ün de altına geldi. Dolayısıyla burada bir hani pozitif tepki olduğunu görebiliriz. Açıklama metninde en önemli kısım Merkez Bankası geçen seferki açıklamasında sözlü yönlendirme olarak 2022 yılının ilk çeyreği boyunca politikanın birikimli etkilerinin izleneceğini, bu anlamda geniş kapsamlı bir çerçeveden bir izleme süreci gerçekleşeceğini söylemişti. Bu sefer bu metinde bu ifade gene yer alıyor ama 2022 yılının ilk çeyreği ifadesi çıkartılmış. Dolayısıyla bunun hani iki anlamı olabilir. Ya 2022 yılının ilk çeyreğinde de faiz indirimi gerçekleşebilir anlamı çıkartabiliriz. Veyahut da enflasyondaki yüksek seyir 2022 yılının ilk çeyreğinin ötesinde de Merkez Bankası'nın bu izleme sürecinin devam etmesini gerektirebilir. Bu yüzden de kendisine bir esneklik sağlamak istemiş olabilir Merkez Bankası. O ifadenin hani çıkartılması bana biraz daha gevşemeci yönde hareket edebilir Merkez Bankası diye düşündürdü ama hani enflasyondaki yüksek seyir de malum. Bununla alakalı Merkez Bankası'nın aslında hani ne yönde beklentiler içinde olduğunu 27 Aralık'ta özür dilerim Ocak'ta gerçekleşecek enflasyon raporuyla alacağız. Merkez Bankası en son enflasyon raporunda tabii bu 3 ay önceydi. Enflasyonun Mart ayında en tepeyi göreceğini %21 seviyesinde çok affedersiniz. Ardından da kademeli bir şekilde inerek yılı da 11,8 seviyesinde bitireceğini öngörmüştü. Şimdi bu tahminlerde yukarı yönlü bir revizyon göreceğiz ama nasıl bir patikada gerçekleşecek Merkez Bankası'nın beklentisi bu çok önemli olacak. O zaman işte 2021 yılının ilk çeyreğinin ardından nasıl bir yaklaşım izleyecek daha net görebileceğiz. Onun dışında Merkez Bankası'nın metninde bir diğer önemli ifade baz etkisinin ortadan kalkmasıyla dezenflasyon sürecinin başlaması bekleniyor Merkez Bankası tarafından. Biliyorsunuz Merkez Bankası beklentileriyle bizlerin beklentisi arasında birazcık bir fark var. Merkez Bankası bu anlamda biraz daha iyimser duruyor. Bunu da şeye eklemiş, metnine eklemiş. Mart ayından sonra, Mart ayında %40'ın üzerinde bir enflasyon göreceğiz çok kuvvetli ihtimal. Ama Mart ayından sonra da bu yüksek seyrin devam etmesi bekliyoruz. Yani 2021 yılındaki baz etkisi dolayısıyla burada kademeli bir düşüş öngörmüyoruz. Sadece son çeyrekte hatta Aralık ayında çok hızlı bir düşüş var. Çünkü 2021 aralığındaki %13'lük enflasyon dolayısıyla birdenbire bir düşüş göreceğiz Aralık'ta. Ancak çok yüksek seviyelerden düşüş göreceğiz. Ama Merkez Bankası baz etkisinin daha önce gözle görülür olacağını ve de dezenflasyon sürecinin başlayacağını bekliyor. Önümüzdeki dönemde hani, takip ediyor olacağız. Onun dışında bir de Merkez Bankası tüm araçlarıyla TL'yi önceliklendiren bir politika çerçevesinde bu süreci izleme faaliyetini gerçekleştireceğini söylüyor. Buradan da kur korumalı mevduat mekanizmasına daha fazla destek geldiğini görebiliriz Merkez Bankası'ndan önümüzdeki dönemde. Çünkü kurdaki stabilizasyonu sağlamış olabilir ama enflasyondaki düşüşü gerçekleştirecek olan şey burada geri çekilme olacaktır. Çünkü yüksek kur seviyesinin maliyetleri arttırma gücü diyelim veya geçişkenlik etkisi sadece bir ayla sınırlı bir şey değil. Kademeli bir şekilde diğer aylara da yansıyor. Ve geçişkenlik devam ediyor yüksek kur seviyesinden. Bunu tersine çevirecek şey kurda düşüş olacaktır. Kurdaki düşüş de işte DTH'ların döviz mevduatlarının çözülmesine bağlı. TL'ye olan talebin artmasına bağlı. Bu anlamda Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde çeşitli destekler açıkladı. Zorunlu karşılık düzenlemesi aracılığıyla
Merkez Bankası bankacılık sistemine bazı teşvikler ve de caydırıcı kurallar geldi. Bunların devam ettiğini görebiliriz önümüzdeki dönemde. Eğer DTH'larda anlamlı bir çözülme göremezsek, bunları zaten hani yakından takip ediyor ve sizinle paylaşıyor olacağız. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın 1.27 dediğim gibi Ocak'taki enflasyon raporu, ikinci olarak da kredi ve mevduat gelişmeleri Merkez Bankası'nın kararı açısından en yakından takip edeceğimiz konular olacak. Önümüzdeki dönemde de bunlarla ilgili gelişmeleri zaten sizlerle konuşuyor olacağız. Şimdilik PPK kararından notlar bu şekilde. Önümüzdeki dönemde tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.